Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili dinleyicilerimiz, hepinizi selamların en güzeli olan Allah Celle Celaluhu'nun selamıyla Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyerek selamlıyorum. Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, bereketi, inamı ve ihsanı cümlemizin ve siz değerli dinleyicilerimin inşallah üzerine olsun. Rabbimize binlerce kez hamdü senalar olsun. Bir güldeste programında daha elhamdülillah sizlerle beraberiz. Rabbimizin o mübarek adını anarak Allah'ın Resulü, Habibi, alemlerin yüzü hürmetine yaratıldığı o Resulullah Efendimizin de mübarek ismini anarak sohbetlerimize tekrar başladı. Bize Rabbim lütfetti. Elhamdülillah diyoruz. Evet sevgili dinleyicilerim, artık Peygamber Efendilerimiz biliyorsunuz 25 artı 3 tanesi kesin olmamakla birlikte 28 Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberimiz vardı. 27 tanesinin mübarek hayatlarını size elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Ve asıl işte en önemli konuya geldik. Hepimizin ilk başta tanıması gerektiği, Kur'an-ı Kerim'den sonra kendisine Kur'an-ı Kerim'i yaşayan olan Muhammedül Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmamız gerektiğini Rabbimiz Kur'an'ın birçok ayetinde söyledi. İşte artık yaklaşık bir şöyle bir 10-15 tane program Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ondan sonuna daha doğumundan önceden başlayarak ta ki vefatına kadar mübarek hayatını işleyeceğiz. Rabbim inşallah şu çıktığımız yolda bizleri muvaffak eylesin. Rabbim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatlerine nail eylesin. Şu sohbeti de ben de çok heyecanlıyım. Resulullah Efendimizin hayatını canlı canlı şöyle ekranlarda konuşabileceğim için, sizlere aktarabileceğim için yani mutluluğumu tarif edemem. Rabbime şükürler olsun. İnşallah şu başladığımız sohbeti de sonuna kadar tamamlayabilmeyi nasip eylesin. Rabbim en önemli bilmemiz gereken şey sevgili dinleyicilerim. Yani Kur'an-ı Kerim'den sonra yaşayan Kur'an, o Kur'an'ı nasıl yaşamamız gerektiğini bakacağımız, örnek alacağımız Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde bana tabi olduğunuz gibi Habibime de tabi olun dedi. Üsvetun hasene, en güzel örnek dedi. İşte o örneklerin en güzeli olan peygamberimizi de İnşallah şu sohbetlerimizde uzun bir müddet hayatını sizlere aktaracağız. Allah'ın izniyle. Evliyaullah diyor ki o Resulullah Efendimizin adının anıldığı yere anında rahmet iner. Melaikeler orayı kuşatır ve tüm evliyaullah, tüm sahabe efendilerimiz onun adının anıldığı yerde ne olur? Hazırda bulunur. Yeter ki o meclis bir beklentisiz olsun. Beklenti sadece Allah'ın rızası olsun. Yeter ki o meclis Kur'an'a ve sünnete uygun olsun. İnşallah Rabbim de şu meclisimizi o salih meclislerden eylesin. Şu meclisimizde Resulullah Efendimiz başta olmak üzere tüm peygamber efendilerimizin de hayatını anlattık. Onların da ruhlarına şu sohbetlerden yaptığımız sevapları hediye ediyoruz. Rabbim vasıl ve hissedar eylesin inşallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Alemlerin sultanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hayatı. Evet, Peygamber Efendimizin aziz, pak nesepleri. Daha doğmadan önceki o neseplerinden size bahsederek sohbetimize başlayacağız. Cenab-ı Hak insanlığın babası olan Hazreti Adem'i yaratmıştı. Başını kaldırıp Arş-ı Ala'ya bakan Adem, Arş-ı Ala'nın altında muazzam bir nurla bir ismin yazılı olduğunu gördü. Ahmet. Merak edip sordu. Ya Rabbi bu nur nedir? Arş-ı Ala'nın altındaki nuru gördü ve Ahmet yazılıydı. Bu nur nedir ya Rabbi dedi Adem aleyhisselam. Ve Rabbimiz buyurdu ki bu senin zürriyetinden bir peygamberin nurudur ki onun ismi göklerde Ahmet
ve yer de Muhammed'dir. Eğer o olmasaydı ey Adem seni yaratmazdım. İşte kutsi hadis diyoruz ya, Allah Celle Celaluhu'nun peygamberimiz için sözü. İmam-ı Kastalani Hazretleri'nin Mevahibul Ledünniye kitabında bize aktarmış. İşte imanımızla kabul ettiğimiz bu muazzam gerçeği milyarlar sene sonra gelen o nurun sahibi de bütün açıklığıyla ifade buyurmuşlardır. Bir gün diyor Ashab-ı Güzin Efendilerimizden Abdullah bin Cabir, ya Resulallah dedi, bana Allah'ın her şeyden evvel yarattığı şey nedir söyler misin? Ve Resulullah Efendimiz hadisinde şu cevabı verdi. Her şeyden evvel ey Abdullah senin peygamberinin nurunu yarattı. Yani beden olarak ilk yaratılan Adem Aleyhisselam, nur olarak ilk yaratılan Resulullah Efendimiz Aleyhisselam. Ve Resulullah Efendimizin nurunun yaratılışını kanalımızda YouTube Hanzade'den de o sohbeti dinleyebilirsiniz. İnşallah radyoda da devamlı bunu konuşmuştuk. Kendi nurundan Rabbimiz Resulullah Efendimizin nurunu yarattı. Nur Allah'ın diyor kudretiyle dilediği gibi gezerdi. O zaman ne levh-i mahfuz vardı, ne kalem vardı, ne cennet, ne cehennem, ne melek, ne sema, ne arz, ne güneş, ne ay, ne insan, ne de cin vardı. Hiçbir şey yokken Rabbim diyor Resulullah Efendimizin nurunu yarattı. Semayı bütün haşmetiyle aydınlatan nur sonra ilk olarak Hazreti Adem'in alnında parladı. Adem Aleyhisselam yaratılınca Resulullah Efendimizin nuru ilk Adem Aleyhisselam'ın alnına, oradan Havva annemiz hamile kalınca oradan oğlu Habil'e, Habil'in soyundan gele gele İbrahim Aleyhisselam'dan ne yaptı? Ta ki Resulullah Efendimizin annesi Amine'ye geldi. Oradan da Resulullah Efendimiz dünyaya geldi. İşte peygamberlerin babası olarak anılan Hazreti İbrahim'in de iki oğlu vardı. İshak ve İsmail. O oğlu İshak'ın neslinden birçok peygamberin geleceğini Cenab-ı Hakk'ın ilhamıyla bilmişti. Ancak çok sevdiği Hacer'den dünyaya gelen oğlu İsmail'in neslinden peygamber gelip gelmeyeceği meçhuldü. Bununla birlikte ahir zamanda büyük bir peygamberin gönderileceğini de biliyordu. Bu sebeple de son peygamberin çok sevdiği oğlu İsmail'in neslinden gelmesi için İbrahim Aleyhisselam dua ederdi. İlk banisi olan Hazreti Adem, yeryüzünün ilk mabedi olan Kabe, uzun zamanın diyor geçmesiyle yıkılmış, adeta yerle bir olmuştu. Hazreti İbrahim bu mukaddes binanın tekrar inşası için Cenab-ı Hak'tan emir aldı. Ve oğlu İsmail ile birlikte derhal çalışmalara başladı. Bunları hep konuşmuştuk. İşte Kabe'nin inşası tamamlanınca baba oğul ellerini dergah-ı ilahiye kaldırdılar ve o Kabe'ye bakarak diyor ilk şöyle yalvardılar. Ey Rabbimiz, neslimizden gelen Müslüman ümmet içinden bir peygamber gönder ki o onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hükümlerini öğretsin, onları günahlardan temizlesin. İşte Cenab-ı Hak yapılan bu samimi duayı cevapsız bırakmadı. Ve Hazreti İsmail'in neslinden peygamberlerin en üstünü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi göndererek kabul etti. Bu gerçeği bizzat kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ben babam İbrahim'in duasıyım diyerek ifade etmişti. Hazreti İsmail aleyhisselamın evlat ve torunları gittikçe çoğaldı ve Arap Yarımadası'nın her tarafına dağıldı. İçlerinden Adnan oğulları, onların içlerinden Mudar oğulları ve onların içlerinden de Kureyş kabilesi diğerlerinden üstün ve farklı oldu. Kureyş kabilesi içinde ise Haşimiler kolu hepsinden daha çok ve fazilet buldu. Resulullah Efendimizin nesebini konuşuyoruz. İşte bu gerçeği de bizzat kendilerinden şöyle ifade buyurmuştur. Allah İbrahim oğullarından İsmail'i, İsmail oğullarından Kinane oğullarını,
Kinane oğullarından da Kureyş'i, Kureyş'ten de Beni Haşim'i, Beni Haşim'den de beni seçmiştir dedi. Bütün kaynakların ittifakla belirttiği kainatın efendisinin 20. dedesine kadar uzanan nesep silsilesi şöyledir. Peygamberimizin 20 derece dedesinin ismi kayıtlarda geçiyor. Ne diyor? Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalip, Haşim, Abdümenaf, Kusay, Kilab, Mürre, Kab, Lüey, Galip, Fihir, Malik, Nadır, Kinane, Huzeyme, Mudrike, İlyas, Mudar, Nizar, Maat ve Adnan. Ta ki 20. göbekten dedesi Adnan'a kadar bütün sırayla nesebi işte bizlere kitaplarda ulaştı. İşte Fahri Kainat Efendimizin büyük dedeleri bu zatlardı. Her birinin zürriyeti çoğalmış ve her biri pek çok cemaatin reisi, birçok kabile ve aşiretin dedesi ve babası olmuşlardır. Ancak ne vakit birinin diyor iki oğlu olsa veya bir kabile iki kola ayrılsa, sevgili peygamberimizin soyu en şerefli ve en hayırlı olan tarafta bulunur ve her asırda onun dedesi kim ise yüzünde parlayan onurdan bilinirdi. Bakın Resulullah Efendimizin nuru ne dedik? Dededen dededen ta ki peygamberimize kadar hep anımlarında parlardı. Yani öyle bir nurlu olurdu yüzleri. 20. dededen sonraki diyor nesebinin çizelgesi de Adnan'dan Hazreti İbrahim'e kadar Ud, Mukavvim, Nahur, Teyrah, Yaruh ve Nabit ve İsmail ve İbrahim Aleyhisselam'a kadar diğer 2, 4, 6, 8, 10 tane daha dedesi de diyor. Bazı kitaplarda şu şekilde geçmiştir. Ayrıca İbni İshak bundan sonra da Resulullah Efendimizin nesep silsilesini ta Adem'e kadar götürür. O İshak Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın değil mi babası? Ancak belirtelim ki diğer kaynaklar bu silsile üzerinde ittifak etmiş değillerdir. Devam ediyoruz. Peygamber Efendimizin meşhur dedelerinden bahsedeceğiz önce size. Kimmiş bunlar? Adı, bizlere hayatları tanımlanan. Şüphesiz kainatın efendisinin nurunun alnında ilahi bir emanet olarak taşıyan atalarının tamamı hakkında fazla bir bilgimiz yok. Atalarından en çok bilgi sahibi olduklarımız ise ona zaman bakımından en yakın olanları. Burada onların hayat ve şahsiyetlerine kısa bir göz atacağız inşallah. Kusay, o büyük dedelerinden. Peygamberimizin asıl ismi Zeyd olan 4. kuşaktaki dedesi Kusay. Mühim bir şahsiyetti. Kendisinin sadece Zühre adında erkek kardeşi vardı. Hazreti Adem'den beri devam edip gelen Nur-u Muhammediye, onun alnında taşıma şerefi bu iki kardeşten Kusay'a ihsan edilmişti. Büyük oğul olduğu için ailenin reisliği vazifesi de kendisine verilmişti. Küçüklüğünden beri kabiliyetle dikkatleri üzerinde toplayan Kusay, büyüyünce Mekke'nin ileri gelen şahsiyetlerinden biri oldu. Teşkilatçılığı, idareciliği, adaletli kararları ile kısa zamanda Mekke halkı arasında büyük bir itminan kazandı. Bu sebeple Mekke'nin idaresi o Kusay'a verildi. Mekke'yi ilk defa mahallelere o böldü. Her kabileyi kendilerine ayırdığı mahallelere yerleştirdi. Mekke'nin en mühim işleri onun evinde görüşülüp karara bağlanırdı. Dördüncü dedesi Kusay'dan bahsediyoruz peygamberimizin. Kabe'nin perdedarlığı, hacıların su ihtiyaçlarının karşılanması, onların ağırlanması, savaşa giderken bayrak dikme ve Mekke meclisini idare etmek gibi mühim işler ona emanet edilmişti. Kabe'nin karşısında ve kapısı Kabe'ye bakan ilk ev onun için inşa edilmişti. Bu ev Mekke'nin bir nevi hükümet binası veya içinde Mekke şehir devletinin her türlü iş ve meselelerinin görüşüldüğü yerdi. Kusay'ın bu konağı tarihte
Darül Nedve ismiyle şöhret bulmuş ve hicretten yarım asır sonrasına kadar muhafaza edilmiştir. Darül Nedve denilen yer de orası. Kusay Mekke'de istisnasız herkes tarafından sevilir ve sayılırdı. Alnında taşıdığı Fahri Kainat Efendimiz'e ait nuru, onu bütün Mekke halkının sevgilisi ve can dostu haline getirmişti. Yaşlanınca adetleri üzere aile reisliği vazifesini en büyük oğlu Abdüddarra, sevgili oğlum sen bu kavme seni reis tayin ediyorum dedi. Ne var ki Abdüddar bu büyük vazifeyi yürütecek kabiliyete sahip değildi. Hayatı boyunca da babasının yerini dolduramadı. Çünkü Fahri Kainat Efendimizin nuru onun değil, küçük kardeşi Abdümenaf'ın alnındaydı. Onun da 4 tane oğlu vardı. Haşim, Abdüşşems, Muttalip ve Nevfel. İşte o Haşim'den şimdi bahsedeceğiz. 3. kuşaktan Resulullah Efendimizin dedesi. Haşim, Resulullah Efendimizin 3. kuşaktan sonra, özür dilerim, Abdümenaf'tan sonra 2. kuşak dedesiydi. Mekke'nin ileri gelen eşrafından olan Haşim ticaretle uğraşırdı. Hedefine oldukça yaklaştığı için Nur-u Muhammedi onun alnında daha haşmetli bir surette parlamaya başladı. Artık Resulullah Efendimizin doğumu yaklaştı. O yüzden onun alnında diyor daha yüksek bir şekilde parlıyordu. Bu parlaklığı nispetinde birçok üstün fazileti de üzerinde taşırdı. Son derece o Haşim cömertti. Bir kıtlık yılında Mekke'de ekmek bulamaz olmuştu. O Şam'dan getirdiği has buğday unundan bembeyaz ekmekler yaptırmış Haşim, birçok deve ve koyun kestirmiş, ekmek, et ve et suyu ile bütün Mekke halkına büyük ziyafet çektirmişti. Haşim üstün seciyeli, kabiliyetli, dirayetli, cömert, faziletli ve herkes tarafından sevilen, sayılan yüksek bir şahsiyetin sahibi olduğu için ismi ailesine ve soyuna isim olmuştu. Haşim oğulları diye anıldılar. Bu sebeple Fahri Kainat Efendimizin de arasında bulundukları bu yüce soya kendilerinden sonra Haşimiler dendi. Haşim'in 4 tane erkek çocuğu oldu. Şeybe yani Abdülmuttalip, Esed, Ebu Sayfi ve Nadle. Haşim'in sadece erkek çocuklarından Şeybe ile Esed zürriyet vermiş, diğerleri çoğalmamıştı. Şeybe, Resulullah Efendimizin birinci kuşaktaki direkt dedesi. Esed ise Hazreti Ali ve annesi Fatıma'nın dayısıydı. Ne var ki Esed sulbünden dünyaya gelen Huneyn de zürriyet bırakmayınca bütün Haşimiler sadece Abdülmuttalip oğulları kolundan gelerek çoğalıp yeryüzüne dağıldı. Yani Resulullah Efendimizin bir tek Abdülmuttalip dedesi, onun kardeşlerinin hiçbirinin zürriyeti devam etmedi. Ve Şeybe diğer adı, bizim bildiğimiz adıyla dedesi Abdülmuttalip, ondan bahsedelim. Peygamberimizin dedesidir. Doğuştan ak saçlı olduğundan kendisine Şeybe ismini vermişlerdi. Abdülmuttalip onun lakabıdı. Ancak daha çok bu lakapla şöhret bulmuş ve anılmıştır. Bu lakabı alışının hikayesi bizlere şöyle aktarılıyor. Şeybe küçüklüğünde Medine'de dayılarının yanında kalırdı. Bir gün mahallede arkadaşları diğer çocuklarla Medine'de bir meydanda ok atışı yapıyorlardı. Bütün çocuklar arasında alnında parlayan kainatın efendisine ait nur sebebiyle rahatlıkla o Abdülmuttalip çocukken dahi fark edilirdi. Çocukların bu yarışmasını seyretmek için büyüklerden bir kalabalık da orada toplanmış bulunuyordu. Ok atma sırası o Şeybe'ye yani Abdülmuttalip'e gelmişti. Okunu yayına yerleştirdi. Kendinden emin bir tavırla yayını gerdi. Bir an nefesini kesip yayını salıverdi. Ve yaydan fırlayan ok hedefe tam isabet etmişti. Herkes hayranlık dolu bakışlarla
kendisine bakarken o ise bu başarıdan duyduğu sevinç ve heyecanla şu sözleri dile getiriyordu. Ben Haşim'in oğluyum. Ben Betha Bey'inin oğluyum. Okum elbette hedefini bulur diyordu. Seyre gelen büyükler Şeybe'nin bu övücü sözlerini duymuşlardı. Haris bin Abdümenaf oğullarından biri yanına yaklaştı ve sorup sual ederek onun Haşim'in oğlu olduğunu öğrendi. Mekke'ye dönüşünde bu adam durumunu amcası Muttalib'e anlattı. Ve böylesine kabiliyetli ve zeki bir çocuğun yabancı ilde bırakılmasının doğru olmayacağını belirtti Medine'de. Ve Muttalib bu haber üzerine derhal Medine'ye vardı. Ve Şeybe'yi alarak Mekke'ye getirdi. Hemen Muttalib ne yaptı? Adı Muttalib olan, ona evlatlık alan Abdülmuttalib de onun oğlundan Abdül diye geldi. Ve Mekke sokaklarında diyor Şeybe ile girerken ona sordular. Bu çocuk kimdir? Göz değmesinden korkan, o nazar değer diye korkan Muttalib'in ağzından benim kölemdir diye söz çıktı. İşte evine gelince karısı Hatice de kendisine aynı soruyu yöneltti. Yine cevabı kölemdir oldu. Resulullah Efendimizin dedesi Şeybe kölemdir dedi. İşte ertesi gün amcasının kendisine aldığı güzel elbiselerle Mekke sokaklarında dolaşmaya başlayınca o Şeybe herkes onun kim olduğunu merak etmeye ve sormaya başladı. Bilenler Abdülmuttalib, Muttalib'in kölesi demek Abdülmuttalib. İşte o Muttalib denen kişi Medine'den o Şeybe'yi getirince hani bir şey nazar değmesin, kimsenin gözü olmasın diye kölem demişti. Kölem deyince de diyor Abdülmuttalib diye Resulullah Efendimizin dedesinin adı işte buradan geldi. İşte böylece o günden sonra her ne kadar kim olduğunu ortaya çıktıysa da Şeybe'nin adı Abdülmuttalib olarak kaldı. Ve o dedesi Resulullah Efendimizin Abdülmuttalib'in rüyası. Aradan yıllar geçti. Alnında parlayan kainatın efendisine ait nur onu Kureyş'in reisliği makamına oturtmuştu. Sıcak bir yaz günüydü. Kabe'nin yanında Hicr mevkiinde serin bir gölgede uyuyordu. Bir rüya gördü. Rüyasında bir zat o Abdülmuttalib'e şöyle seslendi. Kalk Tayyibe'yi kaz. Sordu. Tayyibe'yi kaz diye bir nida geldi rüyasında. Tayyibe nedir diye sordu. Fakat o zat sorusuna hiçbir cevap vermeden uzaklaşıp gitti. Uyanan Abdülmuttalib heyecanlıydı. Tayyibe ne demekti acaba? Tayyibe'yi kazmak nasıl olurdu? Rüyada bir mana veremeden merak içinde o gün ve geceyi geçirdi. Ertesi gün aynı yerde Abdülmuttalib yine uykuya daldı. Aynı adam tekrar göründü ve seslendi. Kalk Berre'yi kaz. Allah Allah. Bu sefer de diyor Berre'yi kaz diye bir nida geldi. Rüyasında şaşkına dönen Abdülmuttalib yine sordu. Berre nedir? Adam yine hiçbir cevap vermeden oradan uzaklaştı. Abdülmuttalib derin uykudan daha büyük bir merak ve heyecan içinde uyandı. Ne var ki gördüklerine bir türlü anlam veremiyordu. O gün ve gece yine gördüğü rüyanın etkisinde geçirdi. Ertesi gün idi. Yine aynı yerde uzanmıştı. Aynı adam gelerek kendisine kalk dedi. Mednune'yi kaz. Derin uykuya dalan Abdülmuttalib adama Mednune nedir diye sordu. Ama adam yine cevap vermeden uzaklaştı. Abdülmuttalib merak ve heyecanı son haddine ulaşmıştı. 3 gün üst üste gördüğü rüyaların boş olmadığını elbette biliyordu. Ama manasını anlayacak en ufak bir ipucuna dahi sahip değildi. 4. gün yine aynı yerde uykuya yatan Abdülmuttalib aynı adamın geldiğini yine gördü. Ve adam bu sefer Zemzem'i kaz dedi. İşte Abdülmuttalib Zemzem nedir, nerededir diye sorunca
Adamın cevabı şu oldu. Zemzem bir sudur ki hiç kesilmez, dibine erilmez. Hacıların su ihtiyacını onunla karşılarsın. O Kabe'de kesilen kurbanların kanlarının döküldüğü yer ile terslerinin gömüldüğü yer arasındadır. Alaca kanatlı bir karga gelip orayı gagalar. Orada karınca yuvası da vardır dedi. O Kabe'nin orada zemzem kuyusu. Ne olmuş? Kapanmış üstü. Onun bulunmasını istiyor. Uyanan Abdülmuttalip sevinçle diyor. Bu rüyanın heyecanına katıldı. Çünkü rüyayı manalandırmak için bir ipucu öğrendi. Zemzemin yerini tarif etti rüyadaki kişi. Zemzem kuyusundan defalarca bahsedildiğini önceden duymuştu. Fakat onun yerini kimse bilmiyordu. Çünkü Cürhümlüler denen kavim Mekke'den düşman istilası önünden kaçarken Kabe'nin bütün kıymetli mallarını Zemzem kuyusunun içine atmıştı. Ve kuyunun üstünü de toprakla bir edip belirsiz hale getirmişlerdi yıllar önce. O zamandan beri Zemzem'in ismi vardı, kendisi yoktu. Ne güzel bilgiler öğreniyoruz. İşte Abdülmuttalip artık Zemzem'in yerini bulup kazmakla vazifelendirildiğini anladı. Derhal araştırmaya koyuldu. Rüyasında kendisine öğretilen yere gitti. Bu sırada alaca kanatlı bir karganın süzüldüğünü ve yere konarak gagasıyla bir yeri karıştırdıktan sonra havalanarak göğe doğru yükseldiğini gördü. Abdülmuttalib'in sevincine diyecek yoktu. Senelerden beri gizli kalmış, hayat bahşeden bu kuyuyu bulma ve ortaya çıkarma şerefine erecekti. Zemzemin yerini tespit etmişti ve sıra kazmaya gelmişti. Bu sefer işte bu şerefi başkasına kaptırmak ve bu sırrı başkalarına açmak dahi istemiyordu. Bunun için ertesi gün yanında bir tek oğlu olan Haris'i alarak tespit edilen yere gitti ve kazmaya başladılar. Bir müddet devam eden kazı sonucu Zemzem kuyusunun örülmüş duvar taşlarıyla bir daire şeklinde ağzı meydana çıktı. Abdülmuttalip sevinçliydi. Heyecanlıydı. Adeta gözlerine inanamıyordu. Ama gözlerine inansa da inanmasa da görünen bir kuyunun ağzıydı. Tekbir getirmeye başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Abdülmuttalib'in bu faaliyetini başından beri gözleyen Kureyşliler işin artık ortaya çıkmak üzere olduğunu fark edince büyüklerine haber verdi. Bir müddet sonra Kureyş büyükleri kazılan yere geldiler ve Abdülmuttalib'e "Ey Abdülmuttalib, bu babamız İsmail'in kuyusudur. Onda bizim de hakkımız var. Bize de bu işi ortak et" dedi. Abdülmuttalip "Hayır, yapamam" dedi. "Bu işe sadece bana tahsis edilmiş ve aramızdan ancak bana verilmiştir." Abdülmuttalip'in bu kesin cevabı Kureyş'in ileri gelenlerinin hoşuna gitmedi. İçinden Adi bin Nevfel şöyle konuştu. "Sen yalnız bir adamsın. Tek oğlundan başka dayanacak hiç kimsen yok. Nasıl olur da bize karşı gelir, bize boyun eğmezsin" dedi. Bu söz Abdülmuttalib'in adeta içini yaktı. Çünkü Kureyşliler onu kimsesizlikle küçümsüyorlardı. Bu anlayıştan fazlasıyla rahatsız olduğunu haliyle de Abdülmuttalib belli etti. Bir müddet üzüntü içinde sustu. Sonra içini şöyle döktü. "Ya demek sen beni yalnızlık ve kimsesizlikle ayıplıyorsun değil mi?" Muhatabından hiçbir cevap gelmeyince bir müddet düşündükten sonra ellerini açarak yüzünü semaya doğru Abdülmuttalip çevirdi. Ve "Yemin ederim ki Allah bana 10 tane erkek çocuk verirse bunlardan birisini Kabe'nin yanında kurban edeceğim. Aman ya Rab. Bakın bu yemini sakın unutmayın. O 10 tane çocuk verirse erkek birini Kabe'nin önünde kurban edeceğim" dedi. O oğullarından biri babası Abdullah olacaktı ki mükemmel bir kıssa. İşte Abdülmuttalib'in bu sözleri hem bir dua hem bir yemin hem de bir adak idi. Hadisenin
burada sona ermeyeceği belliydi. Durum da bir hayli nazikti. Böyle hadisler yüzünden aralarında çok defa çarpışmalar patlak vermişti. Bunu bilen Abdülmuttalip kazı işlerinden o anlık vazgeçti ve işin bir hakem tarafından halledilmesini teklif etti. Ve teklif kabul gördü. Hakemi tespit ettiler. Şam'da oturan Sa'd bin Huzeym denen kişi. Amcalarından birkaçını yanına alan Abdülmuttalip, Kureyş kabilelerinin ileri gelenlerinden bir grupla Şam'a doğru yola çıktı. Ne var ki henüz Şam'a varmadan ilahi kader onları durdurdu. Abdülmuttalip ve yanındakilerin suları alev saçan çölün ortasında bitmişti. Bu kendileri için büyük, en şiddetli düşmandan daha tehlikeli bir durumdu. Abdülmuttalib'in müracaatına Kureyş'in ileri gelenleri suyumuz ancak bize yeter diyerek red cevabı verdi. Abdülmuttalip ile yakınlarının hayatı büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bulunuyordu. Ellerinde yapacakları hiçbir şey de yoktu ve çöl ortasında su aramak serabın peşinden koşmaktan farksızdı. Fakat her şeye rağmen Abdülmuttalip devesine atladı ve etrafta su aramaya koyuldu. Diğerleri de kendi ve yakın akrabaları susuzluktan ölüp gidecekleri anı bekliyorlardı. Ama ümitleri kursaklarında kaldı. Kainatın efendisinin mukaddes nurunu alnında taşıyan Abdülmuttalip bir vadiden geçerken devesinin ayağı bir ara kuru otlar arasına gömülünce irice bir taşa takıldı. Deve tökezledi, taş ise yerinden yuvarlandı. Yere düşmemek için devesine sımsıkı yapışan Abdülmuttalip dönüp arkasına bakınca gözlerine inanamadı. Ve alev saçan çölde yuvalarından o yuvarlanan taşın pırıl pırıl parlayan avuç avuç suyu görmüştü. Devesinden indi. Kılıcıyla taş koyuğunu genişletince su daha da gür bir şekilde akmaya başladı. Az zamanda önüne çukurda fazlasıyla su birikti. Geri dönen Abdülmuttalip sevinç çığlığını bastı. Gelin hem size hem hayvanlara su buldum. Hepsi yeniden diyor hayata kavuşmuş gibi sevindiler. Su başına giderek hem kana kana içtiler hem de hayvanlarına içirdiler. Bir ara Abdülmuttalip kendisine su vermeyen Kureyşlilere dönüp seslendi. Suya gelin suya. Allah bize su verdi. Hem kendiniz için hem de hayvanlarınız için sulayın. Hadi durmayın dedi. Kureyşliler mahcup mahcup o kaynağa yanaştı. Abdülmuttalip işte Resulullah Efendimizin dedesinin o cömertliğine bakın. Kırbalarındaki hayat bayat suyu diyor dökerek oradaki temiz suyla doldurmuşlardı. Kureyşliler Zemzem suyu kuyusunu kazan ellerin kendilerine sunduğu bu serin ve temiz suyu içer içmez alemleri birden değişti. Mahcup ve suçlu bir eda içinde Abdülmuttalib'e döndüler ve "Ey Abdülmuttalib, artık sana diyecek bir sözümüz yoktur. Anladık ki Zemzem'i kazmak senin hakkındır. Bu işe ancak sen layıksın. Vallahi Zemzem hususunda seninle bir daha münakaşaya girmeyiz. Artık hakeme gitmeye gerek yok dedi. Ya o cömertliği hürmetine Rabbim ona verdiği o cömertlik hürmetine bütün hepsine dedi teslim oldu. Mekke'ye dönen Abdülmuttalip oğlu Haris'le birlikte kazı işine devam etti. Ve kısa zamanda Zemzem'i ortaya çıkardı. Zemzem kuyusundan bazı kıymetli mallar da çıktı. Bunlar arasında altından iki tane geyik heykeli ile kılıçlar ve zırhlar da vardı. Zemzem ortaya çıkarma hakkını daha önce Abdülmuttalib'e bırakan Kureyş ileri gelenleri bu kıymetli malları görünce diyor tekrar hırs damarları kabardı. Yine Abdülmuttalib'in başına dikildiler. Ey Abdülmuttalib, bu mallara seninle beraber ortağız. Bunlarda bizim de hakkımız var dediler. Cömert ve sabırlı olan Abdülmuttalib önce hayır, sizin bu mallar üzerinde hiçbir hakkınız yoktur dedi.
reddetti. Sonra yine cömertlik ve mertliğini ortaya koydu. Ben yine size yumuşak davranayım. Aramızda kura çekelim. Bundan memnun olan Kureyşliler, peki bu kurayı nasıl ve ne şekilde yapacaksın? Abdülmuttalip kurada takip edilecek usulü anlattı. İlk kura Kabe için, iki kura benim için, iki kura da sizin için. Kura da kime ne çıkarsa onu alır, çıkamayan da mahrum kalır. Bu usul tarafsız bir halin çaresiydi. Bu sebeple Kureyşliler sevindiler ve Abdülmuttalib'in bu davranışını takdir ettiler. Doğrusu pek insaflı insansın sen dediler. Kabe'nin içindeki Hubel putunun yanına vardılar ve kura çektiler. Kura'nın sonucu Kureyş ileri gelenlerinin bu mallarda hakları olmadığını bir kere daha ortaya koydu. Altından geyik heykeller Kabe'ye, kılıç ve zırhlar da Abdülmuttalib'e kaldı. Onların payı ise mahrumiyet oldu. İşte Abdülmuttalib kılıç ve zırhları dövdürüp saç haline getirdikten sonra Kabe'nin kapısını kapattı. Böylece Kabe'yi altınla süsleyenlerden oldu. Ve Zemzem kuyusunu ortaya çıkardığı zaman Abdülmuttalib'in yaşı 40'a basmıştı. 30 yıl sonra da Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla erkek çocuklarının sayısı onu buldu. Hepsi de birbirinden güzel ve sevimliydi. Fakat Abdullah, oğlu Abdullah bir başkaydı. Evet sevgili dinleyicilerim, burada sohbetimizi inşallah tamamlıyoruz. Oğlu Abdullah'tan bahsedeceğiz. Resulullah Efendimizin babası. Kısa bir aradan sonra inşallah devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.